Ekrem İmamoğlu taziye ziyaretini zannediyorum tamamladı ve şu anda hastaneden de çıkış gerçekleştiriyor. Bu noktada kendisine mikrofonlarımızı uzatacağız. Belki bir açıklamada bulunmak ister. Zira kendisinden önce 13 yıl boyunca İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Kadir Topbaş hayatını kaybetti. Çok affedersiniz. Şöyle açabilir miyiz ön tarafı? Rica etsek. Canlı yayındayız. Evet. Sayın Başkan da geliyor. Sayın Başkan, canlı yayındayız efendim. Evet. Aslında duygularınızı paylaştığınız sosyal medya hesabından yine buraya kadar geldiniz. Hastaneye neler söylemek istersiniz efendim? Tabii İstanbul'umuza çok değerli hizmetleri olmuş. 13 yıl hizmeti olmuş. Şehrimizin şehri eminliğini yapmış. Ve de hani sadece bir belediye başkanı kimliği değil. Aynı zamanda Kadir abi denilmiş bir insanı bugün ebediyete uğurladık. Üzgünüz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Hem İstanbul'umuzun hem İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin, camiamızın ve de ailesinin başı sağ olsun. Evlatlarıyla sohbet ettik. Bütün sorumluluğumuzu yerine getirme konusunda da bütün hazırlıkları yaptığımızı kendilerine ifade ettik. Yarın Fatih Camii'nde saati belirlenecek. Saatin belirlenmesine dönük de kendilerine öncelikli İstanbul Büyükşehir Belediye binamızda da kısa bir törenle camiye nakledilmesi konusunda talebimizi ilettik. Tabii ki ailenin kararına, yarınki katılımcılara ve hava durumuna göre hareket edilecek. Yakışan bir şekilde dünyanın en güzel, en büyük kentine şehre eminlik yapmış, 13 yıl hizmet etmiş Kadir Topbaş Beyefendi'ye yakışan bir şekilde uğurlamak da bizim sorumluluğumuzdur. Tekrar Allah rahmet eylesin, hem il başkanımızla hem grup başkan vekilimiz Sayın Engin Altay Bey'le, Şişli Belediye Başkanımızla gelip ailesiyle bu acısını paylaştık. Yarın da cenazemizde ve törende birlikte olacağız. Neler söyleyeceksiniz?